Sayın Cumhurbaşkanı 2 gün önce Samsun'da. Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. Yani Tayfun diyorsun, şimdi Yunan ürküyor. Atina'yı vurur diyor. Vuracak tabii. Yani sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara şuradan buradan bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak yani. Ciddi askerler isek herhalde Dede Ağaç'taki, efendim Kavala'daki, Selanik'teki, Stefanoviç'teki, Girit'in kuzeyindeki Amerikan üstlerinden kalkan filolar uçaklarda Allah korusun İstanbul'u da vurur, İzmir'i de vurur, Ankara'yı da vurur. Öte yandan Suriye sınırlarında da işte PKK'sı bilmem nesi, içeride de FETÖ kalıntıları falan, iç cephede zaten Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti falan hepsi Yunanistan'la işbirliği halinde ve bir Türkiye, Amerika, Türkiye, Yunanistan savaşında düşman taraftalar. Tayyip Erdoğan'ın bunları düşünmesi lazım. Ciddi bir beyanat değil. Vurur doğru. Atina'ya füze de yollayabilirsin. Vurabilirsin. Ama karşında senin Yunanistan yok. Ben de buradan Sayın Cumhurbaşkanıma bunu söyleyeyim. Türkiye'nin karşısında Yunanistan yok. Türkiye'nin karşısında Amerika Birleşik Devletleri var. Hiçbir şekilde Ege'deki bir savaş bir Türk-Yunan savaşı olmaz şu anda. Ege'de savaş bir Türkiye-Amerika savaşı olur. Burada savaşa karar verecek olan Amerika'dır. Yunanistan hiçbir şekilde kendi başına Amerika yürü demeden Türkiye'ye karşı bir silahlı harekata girişme ihtimali yoktur, onu söyleyeyim. Çünkü Yunanistan açısından delilik olur. Ama Amerika yürü dediği zaman da Yunanistan yürür ve o savaş Ege'de kalmaz. Kıbrıs'a ve Trakya'ya ve Suriye'nin Suriye sınırlarına, Irak sınırlarına kadar yayılır. Tabii yani iç cephede. İç cephede de yayılır. Bir de iç cephede de Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, ondan sonra Saadet Partisi, bunlar da Amerika'nın kuvvetli olarak iç cephede harekete geçerler. Yani dış ve iç cephede Türkiye çok ciddi tehditlerle karşı karşıya gelir. Onun için ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu beyanatını kurşun askerlerle oynarken böyle beyanat verilir. Yoksa hayatta biz Atina'yı vururuz falan filan, bunlar mevcut durumu iyi değerlendiren beyanatlar değil. Bakın burada ne var? Ege'deki bir savaşın bir Türk-Yunan savaşı olacağı varsayımı var. Cumhurbaşkanı şunu söyleyebiliyor mu? Ben Dede Ağaç'taki Amerikan üssünü vururum. Ben Selanik'teki Amerikan üssünü vururum. Atina'da ne olacak? İnsanlar yaşıyor ya. Atina'da vuracağım bir şey yok ki. En fazla enerji bilmem ne kaynaklarını Yunanistan'ı falan filan savaşta vurursun. Bir savaşta ilk vurulacak hedef Atina mı? Bir savaşta ilk vurulacak hedef Dede Ağaç'taki Amerikan üssü, Kavala'daki Amerikan üssü, Selanik'teki Amerikan üssü, Larissa'daki Amerikan üssü, Stefanoviç'teki Amerikan üssü, Girit'in kuzeyindeki Amerikan üssü, Doğu Akdeniz'deki Amerikan donanmaları 6. filo, Basra Körfezi'ndeki Amerikan askeri kuvvetleri falan. Bunları vurabilirim diyor mu Sayın Tayyip Erdoğan? Bunları diyemiyorsa açıklaması, çok özür dilerim, ciddi değil. Atina'yı biz vururuz sözü bile Ege'de çıkacak bir savaşın mahiyeti hakkında şu Sayın Cumhurbaşkanımızın ciddi ve gerçekçi bir konsepte, kavrayışa sahip olmadığını gösteriyor.